Mineral nedir? Mineralleri nasıl tanırız? Arkadaşlar merhaba. Belki de bu videoyu en başta yapmalıydım sizlere. Biz amatör ve profesyonel taşçılar elimize bir kayacı alıyoruz ve durmadan mineral, mineral deyip duruyoruz. Değerli mineraller, yarım değerli mineraller, doğal mineraller ve benzeri diye durmadan söylüyoruz arkadaşlar. İyi de dilimizden düşürmediğimiz bu mineral nedir ve biz bu mineralleri nasıl tanırız ve bu mineraller bizim ne işimize yarar arkadaşlar? Bugünkü video konumuz bu. Bununla ilgili şöyle etraflıca bir derli toplu video yapmak istiyorum. Haydi başlayalım arkadaşlar. Mineral doğada doğal şekilde oluşan homojen, belirli kimyasal bileşime sahip organik kristalleşmiş katı bir maddedir arkadaşlar. Bu tanıma göre minerallerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Demek ki 1. Doğal olarak oluşurlar. 2. Herhangi bir parçası bütünün özelliğini taşır. 3. Belirli bir kimyasal formülü vardır. 4. Katı halde olup nadiren sıvıdırlar. 5. İnorganiktirler. Yer kabuğundaki elementler bir araya gelerek burada videomuza konu olan mineralleri oluştururlar. Bunlar da katı halde bir araya gelerek kayaçları oluştururlar. Mineraller, silikatlar, karbonatlar, sülfatlar, oksitler, haloidler ve sülfürler olmak üzere 6 gruba ayrılır arkadaşlar. Yer kabuğunu oluşturan elementleri ise şöyle sıralayabiliriz arkadaşlar. Oksijen %47 oranına sahiptir. Silisyum %28, alüminyum %8, demir %5, kalsiyum %6, sodyum %2, potasyum %2,6, magnezyum 2,1 ve diğer mineraller %0,8. Burada yukarıda biraz önce saydığım o 8 element yani oksijen, silisyum, alüminyum, demir, kalsiyum, sodyum, potasyum ve magnezyum yer kabuğunun %98'ini oluşturmaktadır arkadaşlar. Diğer mineraller ise %2'sini oluşturmaktadır. Bu arada arkadaşlar bu minerallerin bazıları canlılık açısından insan vücudu, hayvan vücudu, ağaçlar ve benzeri açısından düşündüğümüzde olmazsa olmazdır. İnsan da bir çeşit minerallerden oluşmaktadır ve bu konumuz olmadığı için de şimdi bunun üzerinde çok fazla durmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi binlerce mineral var, bu kadar grup var, bu kadar karmaşanın içerisinde biz bu mineralleri nasıl tanıyacağız? İşte bu noktada arkadaşlar bilim imdadımıza yetişmektedir. İnsanların merakı, bilimin ilerlemesi, insanların bu minerallerin özelliklerini keşfetmeleri ve sınıflandırmalarıyla sonuçlanmıştır bu süreçler arkadaşlar. Çeşitli zamanlarda çeşitli sınıflandırmalar olmuştur bu mineralleri tanımak için. Şimdi biz buna geçelim arkadaşlar. Şimdi mineralleri tanımamız için arkadaşlar ilk önce nelere bakıyoruz? Şuradan göstereyim. Görüyorsunuz kristal yapı, sertlik, özgül ağırlık, dilinim, kırılma, renk ve çizgi, parlaklık, mıknatıslık özelliği, radyoaktivite ve diğer özellikler arkadaşlar. Yani mineralleri biz tanımamız için bu kriterleri bilmemiz gerekiyor. Bunları bilirsek bunlarla hangi mineralin ne olduğu konusunda da bir bilgiye sahip olabiliriz arkadaşlar. Gelin bunlara biraz daha böyle derinden bakalım. Arkadaşlar mineraller genellikle kristal şekilde bulunur. Atomları belirli bir düzen içerisinde şekillenmiştir. Opal ve obsidyen yani volkanik cam. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu gördüğünüz kahverengi mahogoni obsidyen. Şurada da opal var arkadaşlar. Bu da opal. Bu ikisi amorf yapıdadır. Diğerleri kristal şekildedir arkadaşlar. Altı ana kristallik sistem vardır arkadaşlar. Altı ana kristallik sistem vardır. Bu ana kristallik sistemler şöyle sınıflandırılabilir. Bunların altında bir de şunu söyleyeyim. 32 adet kristal sınıfı vardır. Bu altı grubun altında. Bu altı ana kristal sistem şöyledir arkadaşlar. İzometrik, heksagonal, trigonal, triklinik,
monoklinik, tetragonal, ortorombik sistemlerdir. Yani mineraller bu saymış olduğumuz 7 ana kristal şekil üzerinde kristallenirler. Kristal sistemi olmayan minerallere az önce söylediğim gibi opal ve obsidiyende olduğu gibi amorf mineral denilmektedir arkadaşlar. Kristallerin simetri elemanlarının sayısı ve kristallerin geçtiği düşünülen eksenlere ve bu eksenler arasındaki açıya göre bu şekilde sınıflandırılmaktadır arkadaşlar. Şimdi bu şeyleri görsel olarak görecek olursak arkadaşlar şu şekildedir. Bakın. Görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi örneğin korundum minerali yani safir ve yakut trigonal sistemde kristalleşmektedirler arkadaşlar. Berile bakıyoruz mesela heksagonal sistemde. Örneğin kıyanit dediğimiz zaman triklinik sistemde. Örneğin augite bakıyoruz mesela gips, augite. Nedir bunlar? Monoklinik sistemde. Bu şekilde bu kristal sistemler üzerinde kristallenmiştir arkadaşlar mineraller. Bu şekilde kristalleşirler arkadaşlar. Şimdi gelelim bu kristal sistemleri tanıdıktan sonra biz o minerallerin işte şu ya da bu şekilde olduğu fikrine varabiliriz arkadaşlar. Bunun dışında mineralleri tanımada çok önemli ikinci bir özellik bu minerallerin sertliğidir arkadaşlar. Mohs skalası dediğimiz bir skala vardır. Bu sertliği belirli bir düzen içerisine koymuşlardır. Bunu da Friedrich Mohs diye bir Avustralyalı mineralog 1812 yılında bu skalayı oluşturmuştur arkadaşlar. Bu skala şöyle sıralanmaktadır. 1 talk yani pudra arkadaşlar. 2 cips. 3 bu cips dediğimiz şey de alçı taşıdır arkadaşlar. 3 kalsit. 4 florit, 5 apatit, 6 ortoklas, 7 kuvars, 8 topaz, 9 korunt yani yahut ve yakut ve safir, 10 elmas. Arkadaşlar elmas burada tüm mineralleri çizer ve onun altındaki tüm saymış olduğum mineraller bir alttaki sertlikte olan mineralleri çizmektedir arkadaşlar. Talk tırnakla çizilir, jips çakı iğne, tırnakla yine çizilir. Kalsit, çakı iğne ile çizilir. Florit, çakı iğne ile çizilebilir. Apatit, ege yani çelik törpü ile çizilebilir. Ortoklas yine aynı. Kuvars dediğimiz zaman arkadaşlar camı çizer. Topaz camı çizer ve diğer tüm mineralleri de çizer bu camı çizer dediklerim. Korunt, yakut, safir camı çizer ve diğer mineralleri de çizer arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi elmas da bunların tümünü çizer arkadaşlar. Bu arada çelik törpünün sertliği 6,5, camın sertliği 5,5, tırnakta 2,5 sertliğindedir. İşte bu Mohs skalası arkadaşlar mineralleri tanımamızda da önemli bir etkendir. Örneğin işte herhangi bir mineral diyelim ki kuvars ne dedik? 7 dedik. Biz diyelim ki opali bulduk. Onu çiziyorsa demek ki yani kuvarsın üzerinde bir mineral değildir bu arkadaşlar. Yani 7'nin altında bir mineraldir. Bu şekilde belirlemelerle arkadaşlar biz bu minerallerin özelliklerini de öğrenebiliriz arkadaşlar. Bu sertlikte önemli bir mineral tanıma yöntemlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Geçelim özgül ağırlığa. Özgül ağırlık bir maddenin birim hacminin ağırlığına denir arkadaşlar. Yani bir mineralin özgül ağırlığı ağırlığının eşit hacmindeki saf suyun ağırlığına olan oranıdır. Özgül ağırlığı testi o minerali tanımamıza yarayan en önemli etmenlerden bir tanesidir arkadaşlar. Bu ve saydığımız buradaki özellikler sadece mineralleri tanımamıza yaramamaktadır. Günlük hayatta da çok işimize yaramaktadır arkadaşlar bu özellikler. Biz bu özellikleri algılayarak yaşamımızı daha da kolaylaştırmaktayız. Kullanım aletleri yapmaktayız. Dünyaya şekil vermekteyiz. Ve yeni yeni şeyler keşfetmekteyiz arkadaşlar. Örneğin bu özgül ağırlığa tekrar döndüğümüzde
Altının özgül ağırlığı 19.3, kuvars 2.65, elmas 3.51, buz 0.92, petrol 0.72. Şimdi bu özgül ağırlık bize neyi veriyor arkadaşlar, bunu bilmemiz? Örneğin diyelim ki bir gemide yolculuk yapıyorsunuz, karşınızda bir buz var ve orada bir kütle var. Küçük bir önemsiz bir buzmuş gibi gözüküyor. Halbuki buzun özgül ağırlığı 0.92. Bu şu demektir arkadaşlar. Bu buzun %92'si suyun altında ya sadece %0.8'i suyun dışındadır. Dolayısıyla siz buzdağına çarpabilirsiniz gemiyle arkadaşlar. Mesela petrol ele alalım. Petrolün özgül ağırlığı 0.72'dir arkadaşlar. Örneğin işte 0.72'nin %72'si diyebiliriz. Batar, gerisi suyun üzerinde yüzer arkadaşlar. Şimdi bu özgül ağırlıklıkları bilirsek, örneğin işte günlük yaşamda kullanacağımız birçok şeyi de öğrenmiş ve bunları da kendi yaşamımız açısından kullanıyor olabiliriz. Biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar, sadece özgül ağırlıklık değil, biz bu özellikleri öğrenerek gemi yapıyoruz, pusula yapıyoruz, gözlük yapıyoruz, ne yazık ki silah yapıyoruz, yeme, içme, kitap, vitamin, her şeyi biz bu özellikleri öğrenerek yapıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi tekrar geçelim arkadaşlar mineral tanıma yöntemlerine. Parlaklık. İşte bir mineralin yüzeyinden yansıyan ışığın niteliği ve şiddetidir arkadaşlar bu parlaklık. Dolayısıyla metalik olmayan camsı, mat vesaire şeklinde biz bu parlaklıkla da mineralleri tanıyabiliriz arkadaşlar. Bazı mineraller mıknatıslık özelliği taşır. Örneğin işte manyetit doğal bir mıknatıstır arkadaşlar. Bazı minerallerin içerisinde bulunan uranyum, toryum, ribidyum gibi maddeler o mineralleri radyoaktif yapar. Bu da yine o mineralleri tanımakta yararlı, bize yol gösteren şeylerden bir tanesidir arkadaşlar. Bazı maddeler asitlere duyarlıdır. Onlarla reaksiyona girer. Örneğin burada görmüş olduğunuz kalsit. Hidroklorik asit damlatılınca arkadaşlar köpürmeye başlar bu kalsit. Karbondioksit açığa çıkar bu durumda. Mineralleri tanıma yönteminde başka yöntemler de vardır arkadaşlar. Burada saymadığımız yöntemler de vardır. Fakat burada işte saymış olduğum yöntemler bizim açımızdan önemli kriterlerdir. Bunlar neydi? Kristal yapısı, sertliği, özgül ağırlığı, dilinimi, kırılması, renk ve çizgisi, parlaklığı, mıknatıslık özelliği, radyoaktivite özelliği ve diğer özellikler arkadaşlar. Bunlar mineralleri tanımamızda önemli şeylere sahiptir arkadaşlar. Bunlara ek olarak mesela dilinim dediğimiz zaman arkadaşlar, minerallerin bünyesinde bulunan moleküllerin şekline göre bazı yönlerde dilinirler arkadaşlar. Örneğin şu cipsi alalım. Bu görmüş olduğunuz bir cipstir, alçı taşı. Bunlar bu şekilde diliniyor arkadaşlar. Ve bu şekilde parlak yüzeyler oluşturuyor dilindikten sonra da. Yani bu çok daha geniş bir kütleymiş ve bu şekilde dilinmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Kırılmasına geçecek olursak arkadaşlar. Kırılma, minerallerin kırıldığı kırık yüzeyleri, işte konkodiyal, ondan sonra pürüzlü, topraksı, lifsi şekilde mineraller kırılıyor arkadaşlar. Örneğin işte bu minerali ele alın arkadaşlar. Bu konkodiyal dediğimiz, yani midye kabuğu şeklinde kırılıyor arkadaşlar. İşte bu kırılma şeyine bakarak, işte mesela asbest diye bir şey var, mineral var. Bu aynı zamanda zehirlidir arkadaşlar, kanserojendir. Onlar da lifsi bir şekilde diliniyor, kırılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu kırılma özelliklerine bakarak da bu mineralleri tanıyabiliyoruz. Renk var mesela mineralleri tanımada. Bu renkler arkadaşlar önemli. Fakat çok iyi bilmek lazım. Çünkü bazı mineraller kendi rengindedir, bazı mineraller değildir. Bazı mineraller renksizdir. Örneğin bir kuvars ele alacak olursak arkadaşlar,
Bu kuvars minerali renksiz olabilir. İçine almış olduğu minerallerden kaynaklı olarak örneğin demirden, titanyum ve benzeri. İşte sarı renk alır, sitrin dediğimiz. Mor renk alır, amatist dediğimiz. Ama bunların hepsi aslına bakarsanız nedir arkadaşlar? Kuvarstır. Yani burada görüyorsunuz bu da kristal kuvars arkadaşlar. İşte renk de belirleyen özelliklerden bir tanesidir. Ama burada saymış olduğumuz bütün bu şeyler tek başına bir belirleme yöntemi değildir. Bunların birini, bazen birkaçını, bazen birçoğunu bir arada kullanarak biz mineralleri tanıyabiliriz. Gelelim çizgi rengine arkadaşlar. Bazen biz mineralleri çizgi renginden tanırız. Çünkü bazı minerallerin çizgi rengi üzerinde gördüğümüz renklerden farklı olabilirler. Minerallerin çizgi rengi aslında ezilmiş toz halinin rengidir arkadaşlar. Bir porseline sürttüğümüzde bunu görürsünüz. Örneğin hematit parlak siyah renkte olmasına rağmen bunu porseline sürdüğümüzde kırmızımsı kahverengi bir renk verir. Kalkopirit örneğin işte sarı olmasına rağmen bunu sürdüğümüzde de bunun yeşile çalan siyah renkli bir şeyi vardır arkadaşlar. Görünümü vardır. Bu şekilde de biz şeylerden mineralleri tanırız arkadaşlar. Şimdi bunları tekrar toparlarsak mineralleri kristal yapısına göre, sertliğine göre, özgül ağırlığına göre, dilinimine, kırılmasına, renk ve çizgisine, parlaklığına, mıknatıslık özelliği, radyoaktivite gibi özelliklerine bakarak biz mineralleri tanıyoruz arkadaşlar. Burada az önce de anlatmış olduğum gibi bu mineralleri bu şekilde tanıyabiliriz. Evet arkadaşlar, minerallere şöyle derli toplu bir yaklaşımla bir video yapmak istedim. Söylediğim gibi her şeyi o şeyin yani bir şeyi o şeyin özelliğini bilerek amaçlarımız doğrultusunda çok rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar. Günlük hayatı bir kenara bırakırsak biz doğal taşçılar bu özelliği ne kadar anlarsak, bu minerallerin özelliğini ne kadar iyi bilirsek dağlarda taş ararken daha başarılı oluruz ve ne bulduğumuzu da daha kolay anlayabiliriz arkadaşlar. Bu özellikleri bilmek bize yani taşla uğraşan kişilere bu anlamda bir değer katar. Kimya bilimi açısından, diğer bilimler açısından da çok değerlidir. Günlük hayatta dediğim gibi biraz önce söylemiş olduğum gibi çok önemli şekilde kullanılıyor bunlar. Ben taşçılık boyutuyla burada ele aldım arkadaşlar. Şimdilik burada bitiriyorum. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.